Benim zekam bana yetiyor. Bence yapay zeka benim. Çünkü bunlar yapıyorum. GPT. Ama şöyle bir şey var, yapay zekayı da doğru kullanmak lazım. Sesi değiştiriyorlar, başka bir şey değiştiriyorlar. Merhaba arkadaşlar, bugün Exolo ile birlikte Taksim sokaklarında insanlara yapay zeka hakkında sorular soracağız. Hazırsanız yeni bölümümüze başlıyoruz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben deyim. Şimdi size birkaç tane soru soracağım ve ödül vereceğim size. Tabii. Yapay zeka nedir? İlk sorumuza başlayalım. iPhone'un Siri'si mi? Aslında çok da şey olmadı yani. Güzel bir cevap. Güzel, evet, güzel bir cevap oldu. Şöyle, siz de istediğiniz birine verirsiniz. Şöyle dağıtalım. İlk sorumuzla karşınızdaydık. Devam ediyoruz. O zaman ilk sorumuna başlıyorum. Tamam. Ödüllü bir yarışma. Tamam. Yapay zeka sizce nedir? Yapay zeka dijital ortamda insanların zekasının üstünde daha üstün bir zeka anlamında geliştirilen son teknikle yapılan bir dijital yazılımdır. Vallahi çok güzel açıkladınız. O yüzden alkış istiyorum bir tane arkadan. Bize bir yapay zeka aracı söyler misiniz? Yapay zeka aracı derken yani yapay zeka ile yapılan araç mı yoksa yönlendirilen mi? Soruyu tam anlayamadım. İkisinden birini söyleyebilirsiniz. Yapay zeka aracı. Araç olarak dijital ortamda kullanılan bilgisayarlar. Ödülümüzü veriyoruz, takdim ediyoruz iki soru bildiğiniz için. Şöyle. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşımız yok, olacak bak şey. Müsaitsiniz. Yaparız. Tamam, arkadaşımız yaparız. Abiyle yine karşılaştık. Parayı kazandı ve parayla ne yapmak istediğini sormak istiyorum aslında. Vallahi teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı. Yarışmadan da birinci çıktığıma göre, yani soruları bildiğime göre birinciyim. Evet. Ama bu parayı lösemeli çocuklara veyahut da başka bir hayır sahibi insana vereceğim bunu. Çok güzel. Buna vesile olduğumuz için biz de çok mutluyuz. O zaman ben de size teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasın, var olasın. Merhaba abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Hava çok sıcak ya. Biraz mahvolduk ama. Yaprak kapardım ya. Bayıldık, evet. Gölgede dinlenmişsiniz ama. Evet. Şimdi ödüllü yarışmamızın birinci sorusuyla başlamak istiyorum. Yapay zeka nedir sizce? Bilgisayar ortamında oluşturulmuş suni bir zeka. Güzel. Birinci sorumuz doğru. Yapay zeka kavramı ilk kez kaç yılında kullanıldı? Bilmiyorum. Peki 1800'ler mi, 1900'ler mi, 2000'ler mi sence? 1900'ler olabilir. Bu da doğru. Peki sizce tam ortası mı, işte 2000'lere doğru mu, başları mı? Bunu da doğru cevaplarsanız doğru kabul edeceğim. 50'den sonra olabilir. Gayet okey. 1956 bu arada, söyleyeyim. Size ödülümüzü takdim ediyoruz. Şöyle. Tebrik ederim sizi. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben deyim, biraz sıcak tabii yani. Herkes de aynı girişi yapıyorum ama o kadar sıcak ki bayılacağız yani birazdan. Siz de terlemişsiniz. Yapay zekaya sorun, ne yapabiliriz? Doğru. Bak, gerçekten güzel bir cevap olmuş. Hemen böyle öncesinde konuştuk bir. O zaman sorularımıza başlıyorum. Yapay zeka sizce nedir? Yapay zeka ya çok dijital ortam, böyle sosyal medya ortamında falan yokum ben. Çok da ilgilendiğim bir alan olmamasına rağmen şöyle, yapay zeka dediğinizde görünmeyen zeka yani. Ama ve birçok insan tarafından kontrol edilen bir zekadır bu. Siz kullanıyor musunuz? Yok, ben kullanmıyorum. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Neden? Benim zekam bana yetiyor. Oo, güzel cevap. Ya ne diyeyim? Bir başka da soru daha. Yapay zeka da zaten insanlar tarafından kontrol ediliyor. İnsan tarafından kontrol edilmeyen hiçbir şey bir işe yaramaz yani. Peki dünyayı ele geçirebilir mi sizce yapay zeka? Hayır. İnsanlar ele geçirebilir. Zaten ele geçirdiler. İkinci sorumu soruyorum. Ele geçirdi. Yapay zekanın yapabildiği 3 şeyi söyler misiniz? Her şeyi yapabilir. 3 şeyi söyleyin. Her şeyi yapabilir. Yani ya... O yapay zekayı kontrol eden insanlar ne istiyorsa onu yapabilir. Çünkü güç ellerinde. Ben biraz politik konuşuyorum belki. O yapay zekayı yönlendirenler onu yönetir. Mesela pilav yapabilir mi yapay zeka? Robotu. Yaptırabilir. Şu an yapmıyorsa 3 sene sonra yaptırabilir. Zaten garsonluk falan yapıyor robotlar şu an, biliyorsunuz. Doğru. Birkaç yerde garsonluk yapıyor. Gayet kabul edilebilir cevaplardı. O yüzden size ödülümüzü takdim ediyoruz. Şöyle. Ödülümüz var. Para ödemeyse ben para ödülü kabul etmem.
Çocuğunuzu da verirsiniz. Tamam. Ya da tip olarak verebiliriz. Atabiliriz. Tamam. Merhaba ablanız. Merhaba canım. İyiyiz. Teşekkür ederim. Yapay zeka sence nedir? Bence yapay zeka benim. Çünkü bunlar yapıyorum. Peki yapay zekanın yapabileceği 3 şeyi söyler misin? Söylerim. Yani bir insan bir araba yapabilir, bir uçak yapabilir. Yapay zekanın yapabileceği. Robot yapabilir. Robot sence pilav yapar mı? Yapar. Şu andaki robot her şeyi yapar. Peki senden daha mı güzel yapar? Benden güzel kimse yapamaz. Alkış. Arkadan bir alkış. Pilavını tadarım o zaman birazdan. O zaman size de hemen tip kutusuna mı atalım sizinkinde? Aynen. Kutusuna atalım. Abininkini de atıyorum. Şöyle tip kutusuna. Abinin bildiği ve sizin bildiğiniz. Nasıl söyledin? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim, sizler? Ben de iyiyim. Bu sıcakta kestane falan bayağı zorluyordur sizi. Tabii. Kolay gelsin o yüzden. Ben ilk sorumla direkt başlıyorum o zaman. Bize bir yapay zeka aracı söyler misiniz? GPT. GPT. Yok, duydum ama kullanmadım hiç. Kullanmadınız yok. Mı? Peki böyle Siri falan kullanıyor musunuz? iPhone? Kullanıyorum burada. Aslında o da sizce bir yapay zeka aracı değil mi? Evet. Bir şey söylediğiniz zaman yapıyor. Tabii. Siri'ye neler yaptırıyorsunuz? Yani birisini aramak istediğim zaman söylüyorum. Sesleniyorum. Siri bunu arar mısın mı diyorsun? Gayet okey bence. Evet. O yüzden ödülümüzü verebiliriz. Hemen şuradan. Çikolata mı? Şöyle ödülümüz 100 lira. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Direkt sorumla başlıyorum. Evet. Birinci sorumuz. Yapay zeka nedir? Yapay zeka insanların işini kolaylaştırmak için bana göre bir araç. Gayet güzel. Bize bir yapay zeka aracı söyler misiniz? Yani uygulama olarak mı? Evet, olabilir. Yani ben bildiğim ChatGPT var. Bazı fotoğraf uygulamaları var. Kullanıyor musunuz? ChatGPT'yi kullanıyorum. Yapay zekanın yapabildiği 3 şeyi söyler misiniz? Yapay zekanın? Ya bir kere araştırma. Ben araştırma için kullanıyorum onu. Konulara bakıyorum. Bazen bilmediğim şeyde de zamanım yoksa hemen oradan kısa cevaplarla yararlanıyorum. Böyle kullanıyorum ben onu. Başka? Üçüncü mesela? Bir de fotoğraf uygulamalarında insanları yok etmek ve de fotoğrafı güzelleştirmek için kullanıyorlar. Gayet güzel. Ama şöyle bir şey var. Yapay zekayı da doğru kullanmak lazım. Sesi değiştiriyorlar, başka bir şey değiştiriyorlar. Evet, yani burada kişisel alana da şey yapabilir. İnsanlar yani suç da işlenebilir yapay zekayla. Bugün farklı cevaplardan biri oldu bu açıkçası. Gayet güzeldi. Teşekkür ederiz. Biz ödülünüzü vermek istiyoruz. Belki kitap almak istersiniz. Şöyle nacizane bizden bir... Kaç TL kazandınız? 100 TL. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Beklemiyordum. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben deyim. Burası sizin mi? Evet. Kaç senedir bu işle meşgulsünüz? 40 senedir buradasınız. 84'ten beri. Benim yaşımdan fazla vardı, ben 24 yaşındayım. Sen daha 24 yaşındasın. Kolay gelsin abi. O zaman başlıyorum. Biz buyur. Evet, doğru. Yapay zeka sence nedir? Yapay zeka bence doğal zekanın karşısındaki bir yeni bir yaptırım. Yani makine insanlar ve hayvanlar üzerinde denene, nasıl söyleyeyim, yani işte yüz değiştirme, ses değiştirme gibi fonksiyonları olan. Sen kullanıyor musun abi? Yok, kullanmıyorum. Hiç kullanmadın mı? Yok, hiç kullanmadım. Yani daha çok ben şeyle uğraşmıyorum. Yani o kadar çok, tabii Instagram sayfamız var falan ama o tür işlere çok uğraşmıyorum. Ama ilgimi çektiği için... Kitap sende var mıdır bu arada? Yani her kitap derken ders kitabı satmıyorum. Onun dışında okuma kitapları. Önce Fransızca, Yunanca ne istesem var. Çok güzel. Sahaflara bayılırım böyle sahaf gezmeyi. Teşekkür ederiz, evet. Bize bir yapay zeka aracı söyler misiniz? Biliyor musun hiç araç adı? Yok. Diğer soruma geçiyorum. Yapay zekanın yapabildiği 3 şeyi söyler misin? Yüz değiştirme, ses değiştirme. Başka ne yapabilir bilmiyorum. Mesela atıyorum dönüşüm kitabını. Mesela dönüşüm kitabını dedim ki bunun özetini çıkar. Sence çıkartabilir mi? Çıkartabilir. Çok hızlı bir şekilde çıkartıyor bu arada. Evet. Mesela ben kitabı okumakla, hani şöyle diyen insanlar da var. Kitabı okumakla zaman kaybetmek yerine bunun özetini çıkartayım ve direkt... Çıkartabilir. Sen yapar mısın böyle bir şey, yoksa kitabı mı okursun? Kitap okurum. Ayda kaç kitap okuyabilirsin? En fazla şu anda önceden 5-6 kitap okuyordum. Şimdi 2 kitap ancak okuyorum. Çok güzel. Ama 12 yaşında 3000 kitap okudu. Wow, çok iyi. İşte böyle gençlere ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz abi. O zaman herhangi bir tip kutun varsa oraya atmak isteriz ya da sana takdim etmek isteriz.
Şöyle sen 3 soru bildiğin için şöyle takdim edelim. Şükredersin. Kolay gelsin. Merhabalar. Hava da çok sıcak. Dükkanın içi bayağı bir serinmiş, güzel oldu. O zaman yarışmamızın ilk sorusuyla hemen başlıyorum. Yarışma, bilgi yarışması diyelim. Bize bir yapay zeka aracı söyler misiniz? Yani en çok bilineni şu anda ChatGPT zaten. Kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum. Mesela neler soruyorsunuz gün içinde? Her şeyi soruyorum. Yani işim gereği merak ettiğim ya da unuttuğum ya da emin olmadığım bir takım şeyleri sorabiliyorum. Diğer soruma geçiyorum hemen. Yapay zekanın yapabildiği 3 şeyi söyler misiniz? Yapay zeka yani ChatGPT'de mesela çok güzel çeviri yapabiliyor her dilde. Konuşabiliyorsunuz. O güzel bir şey. Mesela sürücüsüz araçlar kullanılmaya başlandı yavaştan. Hatta sürücüsüz araç dışında şey de var. İşte dronlar mesela bir yapay zeka aracı. Ben herhangi bir ilacın yan etkilerini öğrenmek istediğimde yapay zeka sorsam tam olarak ben cevabını alabilir miyim sizce? Onu incelemek lazım. Mutlaka sistemin yani ChatGPT'nin bazı açıkları olabilir, eksikleri olabilir ama yani yeni en son güncel versiyonunun... Kullanıyor musunuz son güncel versiyonu? Evet kullanıyorum. Onun çok güzel olduğu hani söyleniyor. Benim baktığım kadarıyla da bilgiler hani çok güzel ve şey doğru bilgiler ediniyor ama yine de bir ama olabilir yani. Mesela ben de diyetisyenim. Herhangi bir diyet listesi çıkartmasını istedim mesela. Tam olarak doğru cevabı alamadım. O yüzden bence de güzel, etkili olabiliyor. Minimum bilgiyi, basit bilgiye ulaşabiliyoruz. Bu şekilde herhangi bir tip kutusu olursa biz de ödülümüzü takdim etmek isteriz. Evet arkadaşlar, Exolo ile birlikte Taksim sokaklarında insanlara yapay zeka hakkında sorular sorduk. Açıklama kısmında Exolo'nun sizin için yaptığı bir kampanya var. Onu da bir okursunuz ve katılım sağlarsınız. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.